Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresi 85-93. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Şuayb'ın kavmiyle olan durumunu, kavmine Allah'ın dinini tebliğ etmesini ve kavminin buna karşı tavırlarını bize anlatıyor ve meselenin sonucunu, akıbetini bize bildiriyor. Şöyle ki: Ve ilâ medyene ehâhum Şuayb'e. Medyen ahalisine de onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. Şuayb peygamberlerden bir tanesi, Medyen ahalisine gönderilmiş. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberler genelde Orta Doğu bölgesinde gelen peygamberler. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları açısından o bölge daha böyle bilinen bir yer. Bundan dolayı onların bildikleri olaylara işaret edilmiş, ta ki daha etkili olsun. Yoksa Uzak Doğu'dan, Hint'ten, Çin'den de örnek verilebilirdi. Ama bunları bilmediklerinden çok da etkili olmayabilirdi. Ama Kur'an'ın ilk muhatapları, işte Medyen'de neler oldu, daha önce Lut kavminin yaşadığı yerlerde neler oldu, az çok ön bilgileri var. Kur'an-ı Kerim bunları değerlendiriyor ve onları anlatıyor. Ve o şekilde bize de anlatıyor. Bütün insanlığa ibret mesajları sunuyor. Gale ya kavmi, ve Hazreti Şuayb dedi ki, ey kavmim, ubudullaha, Allah'a ibadet edin, mâ lekum min ilahin gayru, sizin için ondan başka ilah yok. Gad câetkum beyinetun min rabbikum, Rabbinizden beyine size gelmiştir. Burada Rabbinizden bir beyine size gelmiştir derken, yani Allah'tan bir delil, Allah'tan bir ayet, hüccet size gelmiştir. Her peygambere verilen mucizeler de var. Gerçi Hazreti Şuayb'la alakalı şu mucize diye bir bahis yok ama bazı peygamberlerle alakalı mucizeler Kur'an-ı Kerim'de anlatılmakta. Onların peygamber olduğuna dair deliller gösterilmekte. فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. Artık siz de ölçüde ve tartıda bunlara riayet edin. Bunlarda adaletli olun. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسِ اَشْيَاءَهُمْ. İnsanlara ait şeylerde cimrilik yapmayın. Yani haklarını vermemezlik etmeyin. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاهِهَا. Islahından sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Burada şunu görüyoruz. Hazreti Şuayb'ın kavmi ölçüde ve tartıda hile yapan bir topluluk. Ve Hazreti Şuayb bu noktada onlara tahşidatta bulunuyor. Doğru ölçüp biçmeleri, insanlara haksızlık yapmamaları hususunda onları uyarıyor. Belki burada hatıra şu gelebilir, günümüzde de öyle insanlar var. Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken Hazreti Şuayb'ın kavmini nazara vermek suretiyle günümüzdeki emsallerine de mesajını vermiş oluyor. Hepimiz her gün ölçü ve tartıyla alakalı bir takım muamelelerle iç içeyiz. İşte diyelim müşterilerine bir şey satan bir manav veya bir bakkal ölçerken, tartarken bunu düzgün yapmalı. Eksik yapmamalı. Ve o şekilde insanlara adaletli hareket etmeli. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer mümin iseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Yani ölçüye tartıya riayet etmek, verirken fazla verip o şekilde insanlara ikramda bulunmak, bu hayırlı olan bir şey. Yoksa ölçerken, tartarken hile yapmak onlara bir hayır getirmeyecektir. Haramın binası olmaz derler. Haramdan kazanılan mal bir şekilde insana bir felaket getirir. Dünyada getirmese bile kabirde azap olarak, ahirette de cehennem olarak insana bela getirir. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ. Burada Hazreti Şuayb'ın kavmiyle alakalı yine bir hatırlatma. Bunlar yol kenarlarına durup insanları rahatsız ediyorlarmış. Hazreti Şuayb bundan da onları yasaklıyor. Böyle yapmayın diyor. İnsanları bu şekilde tehdit etmekten, korkutmaktan vazgeçin. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ اَمَنَ بِهِ. Ve sizler iman edenleri yoldan çıkarmak için işte onları
saptırmaya çalışıyorsunuz. Bunu da yapmayın. Ve tebhuneha ivece, Allah'ın yolundan yolunda bir eğrilik arıyorsunuz. Böyle bir şeyi de yapmayın. Yani Allah'ın dini dosdoğru bir dindir. Allah'ın yolu dosdoğru bir yoldur. Ama siz bunu eğri bir yol gibi insanlara göstermeye çalışıyorsunuz. Böyle yapmayın. Vezkürû izküntüm galilen, hatırlayın ki siz az idiniz. Fekesserakum, Allah sizi çoğalttı. Sayınızı çoğalttı. Kabilenizi çoğalttı. Venzur keyfe kâne akıbetül müfsidin, ve sen müfsitlerin akıbetinin ne olduğuna bir bak. Venzuru keyfe kâne akıbetül müfsidin, müfsit olanların akıbetinin ne olduğuna nazar edin. Yani Hazreti Şuayb bunu kavmine söylüyor. Sizden önce müfsit topluluklar geldi ama bunlar hepsi helak olup gitti. Semud kavmi gibi, Hud kavmi gibi, Hazreti Nuh'un kavmi gibi bu kavimler ortalığı fesada verdiler ama sonunda hepsi helak olup gittiler. Ve in kana taifetun minkum amenu billezî ursiltu bihi, eğer sizden bir taife benim gönderildiğim şeye iman etti. Ve taifetun lem yu'minu, bir taife de iman etmediyse, fasbiru, artık sabredin. Hatta yahkumallahu beynena, ta ki Allah aramızda hükmedinceye kadar. Yani bir kısmınız iman etti, bir kısmınız kafir olduysa artık bekleyin, sabredin bakalım, neticeyi göreceksiniz. Ve huve hayrul hakimin, ve o Allah hayrul hakimindir. Yani en güzel bir şekilde hükmedendir ve en güzel, en hayırlı bir şekilde hükmünü verendir. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, onun kavminden, Hazreti Şuayb'ın kavminden kibirlenenler, kendine bir şey zannedenler, onlar dediler ki, ve bunlar önde gelen seçkin kimseler, kalbur üstü insanlar, dediler ki lenuhricenneke ya Şuayb vellezina amenu ma'ake min qaryetina, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman etmiş olanları kariyemizden sürüp çıkaracağız. Ev leteudunne fi milletine, veya bizim milletimize döneceksiniz. Bizim gibi olacaksınız. Bizim dinimize tabi olacaksınız. Burada bir tehdit kendini hissettiriyor. Ve o Hazreti Şuayb'ın kavminin önde gelen kafirleri, mele olarak burada ifade edilmiş, o kibirli, gururlu insanlar Hazreti Şuayb'ı tehdit ediyorlar. Ve diyorlar ki ey Şuayb, ya bizim dinimize dönersiniz ya da seni ve sana iman edenleri beldemizden sürer çıkarırız. Bunun üzerine Hazreti Şuayb onlara diyor ki gale evelev künnâ kârihin, istemiyorsak da mı böyle yapacaksınız? Yani biz bundan hoşlanmıyorsak yine böyle mi yapacaksınız? Gad ifterayna alallâhi keziben in udnâ fî milletikum, eğer biz sizin dininize dönecek olursak Allah'a iftira etmiş oluruz. Bade izne ceynallahu minha, Allah ondan bize necat verdikten sonra, yani Allah bize kurtuluş yolunu göstermiş, biz de bunu kabul etmişiz. Biz bunu kabul ettikten sonra şayet sizin dininize dönecek olursak, sizin gibi olacak olursak Allah'a yalan yere iftira etmiş oluruz. Kendi inançlarımıza ters düşeriz. وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَا, bizim ondan dönmemiz, sizin dininize dönmemiz söz konusu olamaz. اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا, Rabbimiz dilerse müstesna. Ama biz kendi irademizle sizin dininize dönecek değiliz. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنْ اِلْمَا, Rabbimiz ilmen her şeyi kuşatmıştır. Rabbimizin ilmi her şeyi içine almıştır. Alallahi tevekkelne, ve biz Allah'a tevekkül ettik. Burada Hazreti Şuayb çok fasih ifadelerle kavmine tebliğde bulunuyor. Zaten Hazreti Şuayb'a Hatibul Enbiya ünvanı verilir. Peygamberlerin hatibi. Yani peygamberler içinde hitabetiyle çok mümtaz bir peygamber. Burada da kavmine çok veciz cevaplar veriyor. Onları ikna, ilzam edecek şekilde
onları anlatıyor. Ardından bir dua var. Hazreti Şuayb'ın duası. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasını hak ile aç. Kim neyi hak etmişse onu ver. Ve ente hayrul fatihin, ve sen hayrul fatihinsin. Yani en güzel bir şekilde, en hayırlı bir şekilde açansın. Burada biraz önce ve huve hayrul hakimin, o Allah hayrul hakimindir denilmişti. O Allah hükmedenlerin en hayırlısı. Burada da fethedenlerin en hayırlısı. Yani Allah en güzel şekilde hükmeder ve Allah en güzel bir şekilde insanların arasını açar. Onlar arasında en güzel bir şekilde kararını verir. Burada Hayrul Fatihin Cenab-ı Hakk'ın isim ve ünvanlarından biri olarak ifade ediliyor. Hayrul Razıkin başka yerde geçer. En güzel şekilde rızık veren. Hayrul Fasilin en güzel bir şekilde ayıran. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'yı anlatma babında bize bildirilen şeylerden bazıları. Evet, insanlar da insanlar arasında hükmedebilir ama hayırla değil, bazen şerle hükmederler. Allah-u Teala ise hükmettiğinde hayırla hükmeder, en güzel bir şekilde hükmeder. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِمْ Kavminden inkar edenler, o inkar edenlerin önde gelenleri dediler ki لَاِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا Eğer Şuayb'a siz uyacak olursanız اِنَّكُمْ اِذَلْ لَخَاسِرُونَ Gerçekten siz o zaman hüsranda olanlardansınız. O zaman gerçekten zarar edenlerden olacaksınız. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ Derken şiddetli sarsıntı onları yakalayıverdi. فَاَصْبَهُ ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Ve onlar kendi diyarlarında yere çöküp kaldılar. Burada daha önce bazı helak edilen kavimler anlatılırken onların da benzeri bir şekilde yerde çöküp kaldıkları, ruhlarının çıkıp, ruhlarının uçup geride kuru bir ceset kaldığı ifade edilmişti. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Şuayb'ın da kavmi şiddetli bir sarsıntıyla helak edildi ve bunun neticesinde kuru bir ceset olarak yerde yığılıp kaldılar. Ve artık toplu halde bu şekilde helak edilmiş oldular. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Şuayb'ı yalanlayanlar كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا Sanki orada yaşamamışlardı. Orada şen şakrak bir şekilde sanki yaşamamışlardı. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Ve Şuayb'ı yalanlayanlar كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ Hüsranda olanlar işte onlar oldu. Biraz önce Hazreti Şuayb'ın kavminden inkar eden kişiler nazara verilirken onların şu ifadeleri bize söylenmişti. Onlar iman edenlere demişlerdi ki eğer siz Şuayb'a tabi olursanız hüsranda olacaksınız. Ama ayet-i kerime kimin hüsranda olduğunu bize anlatıyor. Şuayb'ı inkar edenler işte onlar hüsranda oldular. Yani başkalarını hüsranda olmakla tehdit ederken kendileri hüsrana düştüler. Yani dünyaları da dünya olmadı. Ahiretleri zaten berbat. Dünyada da belalarını buldular, cezalarını çektiler. Kur'an-ı Kerim'de bazı birkaç yerde hasira dünya vel ahira dünyada da hüsranda, ahirette de hüsranda oldular. Bu mealde bir ifade geçer. Yani bir kısım insanların dünyası da dünya değil, ahireti de ahiret değil. Dünyada bir kısım insanlar çile çekebilir, ızdırap çekebilir. Dünya hayatı sıkıntılı olabilir. Ama ehli imansa, bütün bunların mükafatını Allah'tan beklerse, diğer alemde çok rahat eder. Diğer alemde gerçekten hoş bir hayatı olur. Ama eğer Allah'ı bilmiyorsa, Allah'a itaat içinde değilse, dünyada da perişan, ahirette de perişan olur. Fetevella anhum bunun üzerine Hazreti Şuayb onlardan yüzünü çevirdi. Yani onları kuru ceset halinde gördükten sonra onlardan yüzünü çevirdi. Ve kale dedi ki ya kavmi ey kavmim
لَقَدْ اَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي Ben Rabbimin risaletini, mesajlarını size ilettim, ulaştırdım. وَنَصَحْتُ لَكُمْ Ve size nasihat ettim. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرٍ Kafir olan bir kavme karşı artık ben nasıl üzüleyim? Yani üzülmeye değer mi? Bunlar Allah'ı açıktan inkar ettiler. Ortalığı karıştırdılar. İnsanların hakkını zayi ettiler. Hak ve hukuka riayet etmediler. Kendilerine gelen peygamberi yalanladılar. Bu kadar kötülüklerinden sonra helak edildiler. Artık diyor böyle helak edilen bir topluluğa ben nasıl üzülürüm? Onlara oh olsun demedi ama onlar hakkında üzülmediğini de bu şekilde ifade ettim. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu gibi olayları bize anlatıyor ve bu gibi olaylarla bütün zamanlara Kur'an-ı Kerim ayetleri ışık tutuyor. Günümüzde de ölçüde tartıda haksızlık yapanlar var. Bakıyorsunuz bir seyyar satıcı 15-20 gram eksik vermeyi marifet zannedebiliyor. Biraz yukarıdan bırakıyor. O onun ağırlığıyla belki 10-15 gram eksik olarak size veriyor. Ve bunu kendine bir kar olarak görüyor. Burada bir kar görmemek lazım. Burada zarar vardır. Eksik tarttığı zaman bu eksik tartmanın hesabı ondan sorulacaktır. Dolayısıyla dosdoğru tartmak varken eksik tartmaya çalışmak nefse taraftar olmaktır, nefse uymaktır, şeytana uymaktır. Özellikle bugünkü okumuş olduğumuz bu kıssada ölçüde tartıda adaletsizlik edenlerin feci akıbeti anlatılmıştır. Günümüzde de insanlar bu noktada yanılabilmekte. Dolayısıyla aldatmaya tenezzül etmemek lazım. Helal bir şekilde kazancı esas almak gerekir. Helalinden kazanılan az da olsa bereketlidir. Haramdan kazanılan çok da olsa hesabı fazladır ve vebali o insanın boynunadır. Cenab-ı Hak helal dairesinde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.